aşk için dostluk. Ortamı yaratmak ve kanserde beslenme konularına değineceğiz. Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası bağırsak sağlığı. Bu doğru mu? Ne kadar önemli? İnsanın bir bağışıklık sistemi var. Bu bağışıklık sisteminin en büyük organı da bağırsak aslına bakarsan. Hücrelerin birçoğu bu bağırsaklar arasında bulunuyor. O yüzden hani bu bağırsak hücreleri pudrayla, yani bizim işte bağırsağın kendi bakterileri dediğimiz iyi bakterilerle sürekli bir etkileşim içinde olarak immün sistemin yapısını düzenliyorlar. Hatta bir şekilde bu bakteriler için immün sistemin öğretmenleri, ona eğitimcileri şeklinde de yetinlendirebiliyorlar. Bütünsel bir yaklaşım gerekli insan vücudu için. Kendisini iyileştirme kapasitesi olan bir organizmayız. Ve bunun tetiklenmesi için de yeterli beslenme durumunun vücutta sağlanması gerekiyor. İşte bunlar nedir? Mineraller, vitaminler, yeteri kadar yağ, protein, enzimler. Bunun hepsi bir arada bulunduğu bir ortam. İnsan vücudu aslında kendi iyileşmesini tetikleyebilir. Yani bunlarla beraber sıvı alımı, günlük olarak düzenli sıvı alımı, uyku, egzersiz ve hani bir şekilde hayatımızdaki huzur da çok önemli. Yoga yapabilir, meditasyon yapabilir, dua edilebilir. Herkes kendi sinir rahatlatan ölçüde mutlaka hayatında bunlardan bir tanesini eklemelidir diye düşünüyorum. Aslında bir süper organizma. Süper organizma demek hani birçok organizmanın bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı. Hani aslında şimdi bu slaytlara bakacak olursanız insan vücudundaki 100 trilyon hücrenin yanında 10 trilyon insan hücresinin yanında 100 trilyon mikropla beraber yaşıyoruz. Yani biz sadece gözüken kırmızı taraflarız. Eğer genetik yapıya bakacak olursak 20 bin insan geni varken 2 ila 20 milyon mikrobiyal gen var vücudumuzda. Bu da yani tam böyle parmak ucumuza denk geliyor. Hani aslında bir şekilde bakacak olursak biz onlar için bir ev görevi görüyoruz bu mikroplar için. Ve hani karşımıza çıkabilecek herhangi bir hastalığı vücudumuzun bu kadar dominant, vücudumuzda bu kadar dominant bulunan mikroorganizmalardan ayrı düşünmek mümkün değil. Mutlaka onlarla hayatımızda bir bağlantı var ve tadıklarda da bunların artık rol oynadığı anlaşılıyor. Hipokrat'ın hani böyle ta milattan önce söylediği tüm hastalıklar bağırsakta başlar şeklinde bir önerisi var. Bağırsak bir defa hani bu şeye, bakterilere, işte diğer mikroorganizmalara ev sahipliği yapıyor. %90'ı burada yaşıyor bunların ve birçok çeşit var. Besinlerin sindirilmesi, absorpsiyonu, detoksifikasyonu ve bağışıklık sisteminin çok önemli görevlerini bu bakterilerle beraber aslına bakarsanız bağırsak üstleniyor. Bağırsak florası dediğimiz olay aslında hani bağırsağımızda yaşayan ve bizimle uyum içinde yaşaması gereken ve uyum içinde yaşadığında da bize birçok faydası olan bağırsak florası. Orada bulunan işte bakteriler, virüsler, mantarlar. Sonuçta hani burada bir denge söz konusu bağırsak florasında. Eğer ki bu denge bozulursa o zaman hastalıkların birazcık daha artması mümkün oluyor. Çünkü hani bağırsağımızda bir defa bizim için faydalı bakteriler var. Ve bu faydalı bakteriler aslında bağırsağın mümkün olduğu kadar bizimle uyum içinde çalışmasını sağlıyor. Eğer ki faydalı bakteriler azalır, onların yerine işgalci bakteriler gelirse o zaman hem onların salgıladığı toksinler nedeniyle bağırsağın yapısı bozuluyor. Hem de içeriye hem bu toksinler hem de besinlerle giren bütün toksinler girerek vücutta birçok sıkıntıya neden olmaya başlıyor. İşte alerjiler, ondan sonra astım atakları, romatoid artrit dediğimiz işte otoimmün hastalıklar birçok bozukluğa neden olduğu üzerinde duruluyor artık sonra yapılan çalışmalarda. Hatta kanser de bunlardan bir tanesi olarak geçiyor. Çünkü bu yapılar sisteme geçtiklerinde bir enflamasyon oluşturuyor. Yani enflamasyon demek vücudun sürekli bir infeksiyon, bir problem varmış gibi vücutta aktif olması demek. Hiçbir zaman dinlenip kendisini onarma rolüne geçemiyor. Sonuçta vücut hani tamam hasar oluşabilir vücutta ama kendisini onarma kabiliyeti olduğu için vücut kendisini sürekli yenilemektedir. Ama eğer ki sürekli bir enflamasyon hali varsa vücutta bu onarım işlemleri yeteri kadar yerine gelemiyor. Mesela bu bağırsak florası özellikle işte bir bağırsak tabakası üzerinde bir bariyer görevi görerek istilacılara karşı koruyor. Kötü bakterileri uzaklaştırıyor. Bağırsağın hücrelerini sağlığını, dengesini ve onların beslenmesini sağlıyor. Uygun sindirim ve emilim için bizim normal bağırsak hücrelerimize yardımcı oluyor. Hani mesela en basitinden lifli gıdaların hepsini bizim sindirmemiz, bizim onları sindirmek için enzimlerimiz yeterli değil. O yüzden de hani bu bakterilerin yardımıyla biz bunları sindirip bunlardan yararlanabilir hale geliyoruz.
Vitamin üretiminde çok önemli rolleri var. Özellikle B vitaminleri bağırsaktaki bakteriler sayesinde üretiliyor. Hani biz B vitaminleri vücut için çok önemli olduğu için ona ihtiyacımız olan bir vitamin, vücutta çok sık kullanılan bir vitamin ve hani bu vitaminin o kadar önemli ki vücudumuzdaki bakteriler bize bunu sürekli sağlamaya hazırlar aslında. Ama eğer ki bağırsağımızdaki bu denge bozulur ve bu B vitaminini salgılayan bakteriler orada bulunamazsa bu da demektir ki biz bu vitamini yeteri kadar alamayacağız demektir. Herkes mümkün olduğu kadar beslenmesine dikkat etmeli. Çünkü beslenme çok önemli. Yani zaten hayatımızda kontrol edebildiğimiz çok nadir şeylerden bir tanesi. Ne yediğimizi kontrol edebiliyoruz. Yani hani soluduğumuz havayı bile kontrol edemiyoruz çoğu zaman. Ama ağzımızdan içeriye giren her şeyi kontrol edebiliriz. O yüzden de mümkün olduğu kadar herkesin buna dikkat etmesi lazım. Peki bağırsak florasını ne bozar? Bu da bir sonraki slaytınız sanıyorum. Bağırsak florası birçok ilaçtan, hani özellikle işte antibiyotikler, steroidler, doğum kontrol hapları, kemoterapi, yaşlılık, kirlilik, radyasyon, kötü beslenme, enfeksiyon, yani birçok şey var aslında. Mesela hani antibiyotikler biz kendimiz isteyerek antibiyotik almasak bile, yani hani işte bir hastalık geçirip antibiyotik alınabilir, antibiyotik kesin ve hayat kurtarıcı bir ilaçtır aslına bakarsanız, ama hani gerçekten gerekli durumlarda kullanılması önerilmedi. Sadece bizim aldığımız antibiyotik değil, işte yediğimiz hayvanların aldığı antibiyotik de aynı şekilde. Antibiyotiklerde hani yani normal şartlarında yetişmeyen tavuklar, inekler, hatta balık çiftliklerinde dahi çok fazla miktarda antibiyotik kullanılıyor ve biz bunları yediğimizde o antibiyotikler aynı şekilde bizim vücudumuzdaki bakteri dengesini de bozuyor. Ve hani bir süre sonra bunlardan dolayı hep böyle artık antibiyotiklere karşı dirençli enfeksiyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. İleriki 10 yılda ortaya çıkabileceğini düşünülen problemlerden bir tanesi antibiyotiklere karşı direnci olan enfeksiyonların tedavisidir. Ve hani hem yanlış antibiyotik kullanımı hem beslenmeyle alınan antibiyotikler bunda çok önemli etkendir. Bazı tedavilerin de etkisi, residual etkisi olabiliyor sanıyoruz bu bağırsak florasını bozmaya. Peki bu nasıl dengelenebiliyor? Bağırsak sağlığının bir defa önemli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hani işte sonuçta hani bağırsak sağlığı sadece ishal ya da kabız olmaktan ibaret değil. Hani tabii ki bunlar bize hani bağırsağın iyi çalıştığı, çalışmadığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verebiliyor ama mümkün kadar hani sadece hani onlara bağlı kalmadan işte birazcık kazım var ya da işte birazcık bu yediğim dokundu. Hani o sinyalleri almak bence önemli. Bağırsak florasındaki bakteriler gene aynı şekilde bağırsağın onarımını sağlayacak yapılardan. O yüzden hani mümkün olduğu kadar fermente gıdalar. Melike Hanım'ın sorusu da bu anlatılanlar hormona bağlı meme kanserleri için de geçerli mi veya risk yaratıyor mu? Hani hormonlara bağlı meme kanseri için de geçerli. Ondan sonra yani sonuçta vücutta bir şeyler ters gidiyor ve bir şekilde bu hastalıklar tetikleniyor aslında. Hani eğer ki hani bağışıklık yani vücudumuzda şu anda mesela şu anda bile bir sürü olay gerçekleşiyor ve insan vücudu bunu kendisine aslında onarabilecek kapasitede. Ama bir şeyler ters gitmeye başladığında artık hani o bozuklukları düzeltemez hale geldiğinde bunların hepsi herkes için geçerli. Yani sadece kanser hastaları için değil. Yani hani sağlığını idame ettirmek isteyen bir kişinin kanser tedavisi görmüş olabilir, kanserden ailesinde kanser olup kanserden korunmak istiyor olabilir. Ya da tedavisi sırasında neler yapabilirim diye soruyor olabilir. Sonuçta hani bağırsak sağlığını sağlaması çok önemli. Gerçekten hani bütün vücudu etkileyen bir sistem çünkü bağırsak sistemi. O yüzden de bu hem hormon için, hormona duyarlı meme sayalar için, hem hormona duyarlı meme sayalar için hepsi için geçerli aslında bu bilgiler. Hani en çok böyle tavsiye edilen besinlerde yani böyle hani aslında hani bazen kırmızı etten uzak durun diyebiliriz, işte çok yumurta yemeyin, çok yağ yemeyin gibi öneriler olabilir hani birçok diyette. Hani benim kendi önerim, benim şahsi önerim aslında hani mümkün olduğu kadar vücuda ihtiyacı olan gıdaları vermek üzerine kurulu. Hani etlerin böyle çok kaslı taraflarından çok hani böyle içinde daha mesela işte tavukları derisiyle yemek. Ama hani tabii ki tavuk aldığımızda da nereden geldiği çok önemli. Yani mümkün olduğu kadar bu aldığımız şeyin, ürünlerin doğal olması çok önemli. Hem sonuçta işte içerebilecekleri hormon ve antibiyotikler açısından hem de bir şekilde onların işte doğada gezerek edindikleri besinleri bizim vücudumuza katmaları açısından çok daha ideal. O yüzden de
mümkün olduğu kadar işte hem etler, hem balıklar, hem de tavuklar, yumurtalar doğal olarak alınmalı. Hani ya tabii ki çok zor Türkiye şartlarında, hani böyle herkes gidip ben bir doğal şey alayım demiyorum. Hani aileler birleşik, ne bileyim işte beraber ortak bir koyun alıp onu işte buzda dondurup hani bir süre onunla idare edebilirler. Yani hani bu şekilde bir bilinç sağlanırsa, hani bizim bunlara talebimizi artarsa sonuçta bu tarz şeylerde hayvanları da bulmak kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Nedir probiyotik? Nereden alırız ve ne kadar önemli bizler için, bağırsak sağlığı için? Fermente süt ürünleri ve fermente sebzeler de çok önemli. Hani bunlar da probiyotik dediğimiz şey, hani vücudumuzda eksilen ama hani vücudumuzun ihtiyaç duyduğu o iyi bakteriler, iyi floranın yerine konulması için kullanılabilecek. Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmedim, getirdim aşk için.